Arkadaşlar videoya geçmeden önce size mükemmel bir tane kasinodan bahsetmek istiyorum. Timidi kasinosu arkadaşlar yeni açıldı ve mükemmel dizaynı ile karşınızda. Görmüş olduğunuz gibi CM ve QQ var. Ayrıyetten 1005 VL bile girebilirsiniz. Eğer VL'niz yoksa fakirseniz 1005 VL bile bu kasinoda girebiliyorsunuz. Linklerimiz arkadaşlar Ready Open 3'ten şöyle yazayım. Ready Open 3'ten 100'e kadar gidiyor arkadaşlar. 3 ban yerse 4, 4 ban yerse 5'e kadar böyle 100'e kadar gidiyor. Gelip burada şansınızı deneyebilirsiniz. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar videoyu böldüm kusura bakmayın ama Scammer kızı scamlediğim videosunda hatırlarsanız bir tane Devil çekişi vardı. Şu an ekranda görmüş olduğunuz kardeşimiz kazandı, ona da buradan hayırlı olsun diyelim. Bu videoda arkadaşlar bir deli çekiliş vardır. Yapmanız gerekenler kanala abone olup bildirimleri açmak, videoya like atmak, yorumlarda Grow ID Word yazmak arkadaşlar. O zaman laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bu videoda başlıkta da görmüş olduğunuz gibi üzünç bir video ile karşınızdayım. Öyle mi denilir bilmiyorum ama. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi 10 beygire scam yedik arkadaşlar. Yani üzgünüm şu an. Sesimin tonundan da falan anlayabileceğiniz gibi 10 beygire çünkü az bir miktar değil. 10.000, 11.000 TL falan civarı. Şimdi anlatacağım nasıl olaylar gelişti, nasıl oldu, yani scam nasıl yedik vesaire vesaire. Hepsini anlatacağım. Şu an üzgünüm de zaten. Yakın arkadaşımdan yedim. Hem yakın arkadaşımı güvendiğim için üzgünüm. Hem yani ne bileyim onu kaybettiğim için üzgünüm. Vesaire vesaire. Arkadaşlarımızın bittiği için üzgünüm. Vesaire vesaire. Hepsini anlatacağım şimdi. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Emir'le ben uzun zamandır DL satmıyoruz. Önceden satıyorduk. DL'miz bittiği için artık DL satışını bırakmıştık bir müddet. Hem de yorucu olduğu için biraz ara vermiştik. Benim aklıma geldi işte hani diyeyim DL satış sitesi falan açayım Instagram'dan. DL satış sayfası falan. Orada DL satalım dedim Emir'le kendi aramızda. Ama arkadaşlar DL'miz yoktu. Biz de düşündük. Bizim bir tane arkadaşımız var. Gerçek hayatta da bir iki kere görüşmüşlüğümüz var. Yani güvendiğimiz arkadaş, internetten de arkadaşım, gerçek hayatta da görüştük. O oyunda zengindi, bayağı zengindi. O hatta gerçek parayla falan DL alıyordu. Onun 10 BGL'si vardı arkadaşlar. Hani dedim ki işte buna, gel sen benim stokçum ol, yani senin değerlerini satalım dedim. İşte kazanırsak bir şeyler aramızda bölüşürüz hesabı. O da tamam dedi, olur dedi. Biraz da Nazım geçtiğinden dolayı onu ikna ettim. Ondan sonra tabii hepimizin de zamanı olmadığından dolayı DL satmaya. Hani ben üniversite okuyorum, Emir çalışıyor. O çocuğun, stokçu olan çocuğun önemli işleri var vesaire vesaire. Instagram'dan DL satan bir kişi şey yapmamız lazım, tutmamız lazım, işçi gibi. O bakacak hani DL alan kişilere, o işte uğraşacak Instagram'a vesaire vesaire. Biz de ona hani 2-3 bir şey veririz diye düşünüyorduk. Benim bir tane daha yakın arkadaşımız var Emir'le. Onu dedik şey yapalım, tutalım. Onunla da görüşmüşlüğümüz var. Gerçek hayatta. Yakın arkadaşımdı. Bayağı samimiydim. İsim vermek istemiyorum arkadaşlar. Daha neyin ne olacağı belli değil. Belki barışırız vesaire vesaire ama pek sanmıyorum ama yine de konuşmaya çalışacağım. Annesiyle babasıyla konuşmuşluğum var ki hala da görüşebiliyorum. Gerçek nerede yaşadığını falan filan biliyorum. Yani gidip olmadı gidip konuşacağım. İkna falan etmeye çalışacağım. Tabii gelirse buluşmaya falan vesaire vesaire ama konuşacağım. Yani ikna etmeye çalışacağım DL'yi ver falan diye. Vereceğini sanmıyorum çünkü sonradan konuşarak DL'yi verebilecek insan zaten skemlemezdi baştan. Neyse işte bu çocuğu tutalım dedik. O çocuk da tamam olur kanka dedi. İşte bir hesabı falan kuracaktık. Bu stokçu olan arkadaşım save'ine beni ekledi. Ondan sonra o DL satacak olan arkadaşımız dedik beni de eklesene dedi. DL satarım ben buradan alır satarım dedi. İyi olur olur tamam dedik kanka dedik. Bir gün geçti ondan sonra arkadaşımız baktık DL'ler yok. Yani ben skemlemedim. Çocuk da zaten kendi DL'lerini almadı. Geriye kalan kim? O yakın arkadaşım. Biz skemleyen arkadaşımız. Arıyoruz açmıyor vesaire vesaire yazıyor. WhatsApp'tan, Instagram'dan yazıyoruz bakmıyor. En son dedik yani bu skenlemiş bizi. Kendimiz aramızda da şey de benden şüpheleniyordu. Hani stokçu da benden şüpheleniyordu. Ama yani arıyoruz meşgule falan atıyor. Dedi ki bu çocuk yani çünkü skenlemeyen insan meşgule falan atmaz cevap verir bize vesaire vesaire. Ondan sonra işte skenlendik. Yani şu an hem parkur yaptığım için hem üzgün olduğum için fazla doğru düzgün kelimeler kuramadım ama yani üzgünüm arkadaşlar. Hem kardeş hem arkadaşımı kaybetmişim. Hem scam yemiş yakın arkadaşım. Yani çok şu an üzgünüm bayağı ya. Nasıl yapacağım bilemedim. Size de şey yapmak istedim. Duyuru yapmak istedim böyle bir şekilde. Hani bazı arkadaş bazı izleyicilerim demiştim hani DL satış
sayfası açacağım diye. Onlar da bekliyordu hatta yayınlarda falan demiştim. Bekleyen vardı bayağı ama bir müddet daha açamayacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Çocuktan TL'yi alamazsak. Böyle bir duyuru gibi bir video çekmek istedim. Ne diyeyim yani, abone olup like atmayı unutmayın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Konuşup almaya çalışacağız artık. Olursa olur, olmazsa olmaz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.